Özellikle bu yabancı madde asidik ya da bazik maddelerse, örneğin akü suyu, örneğin çamaşır suyu, çeşitli temizlik maddeleri, bu tarz maddeler göze oldukça zararlıdır. Ve bu gibi durumlarda ilk yapmamız gereken şey bol suyla yıkamaktır. Yani doktora gitmeden önce mutlaka bol suyla yıkamamızda fayda var. Ardından mutlaka bir göz doktoruna görünmemiz gerekiyor. Çünkü kişi farkında olabilir veya olmayabilir. Bu tür kimyasal maddeler, özellikle de bazik olanlar, çamaşır suyu gibi, uzun dönemde göze ciddi zararlar veriyor. Örneğin göz kapaklarında yapışıklıklara yol açabiliyor. Göz üzerinde bir türlü iyileşmeyen yaralara yol açabilmekte. Bu nedenle erken dönemde tedavisi son derece önemli. Bu tür hastalar bize geldikleri zaman biz de hasta kendisi yıkamış olsa bile serum solüsyonuyla bol miktarda yıkıyoruz. Ardından uygun ilaçlarla, pomatlarla gözü kapatıp belli bir süre tedaviye alıyoruz hastayı. Mutlaka yakın takipte olması gerekiyor hastanın. Dediğim gibi ileri süreçlerde ciddi komplikasyonlarla karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar dışında da özellikle demir çapağına bağlı yabancı cisimler çok sık görülmekte. Özellikle kişinin mesleği, kaportacılık, kaynakçılık gibi iş alanları ise, bu gibi durumlarda yaptığımız, bir damla ile gözü uyuşturuyoruz ve bir enjektör yardımıyla da yabancı cismi göz üzerinden kazıyarak alıyoruz. Ama maalesef bunu duyuyoruz. Bazen hastalar doktora gelmek yerine bir kağıtla veya bazen kağıt parayla bu yabancı cisimleri çıkarmaya çalışıyorlar. Çoğunlukla çıkaramıyorlar ya da çıkarsalar da belli bir kısmı gözün içinde kalıyor. Özellikle demir bir süre sonra paslanmaya başlıyor ve o pas derinlere kadar işlediği için kişinin bunu kendi yöntemleriyle çıkarması mümkün değil. Mutlaka bir göz doktoruna gelmesi gerekiyor. Ayrıca özellikle kağıt para birçok kişi tarafından kullanıldığı için ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Bu yüzden yabancı cisim olduğu zaman da hastalarımızın yapması gereken ilk şey mutlaka bir göz doktoruna en kısa sürede gelmeleridir.